Günaydın. Evet, yine bir güne başlıyoruz. Ay. Hoppa. Evet. Gidiyoruz. Giderken de sohbet ederiz böylece. Evet, ne var ne yok, nasılsınız? Oh. Bugün biraz geciktik. Sorun yok. Yani çok enteresan haberler var. Özellikle şeyle ilgili üzücü, yani neyle ilgili? Tabii tahmin edeceksiniz, gündemde dayak yiyen bir hanıma yardım ederken onun ölümüne neden olan dayak atan koca, eski koca mı, sevgili mi, tam onu da açıkçası şimdi hatırlamıyorum. O kişinin ölümüne neden olmuş bir kişi var. Tabii isteyerek hani olmadığını iddia ediyor anladığım kadarıyla. Yardım etmekti benim amacım oradaki hanıma diyor. Fakat işte mahkeme 12 yıl ceza vermiş. Yani burada tabii şimdi kadın haklarını sivil toplum örgütleri ayaklanmış. Yani ama bilmiyorum, hani ben düşünüyorum, eğer zaten bu düşündüğüm soruyu sormuş birisi, demiş ki eğer burada hanım, o darp edilen hanım ölseydi, onu öldüren kişi bu kadar ceza alır mıydı diye şey yapmış. Soruyu sormuşlar. Ben de aynı soruyu soruyorum ve cevabından açıkçası oldukça eminim. Yani pek çok cinayet işlendi, gördük. Bu ölümlerin sonunda maalesef, yani yeterli cezayı bu cinayeti işleyen kocaların, sevgililerin aldığını kendi kendinize sorduğunuzda cevabınız ne oluyor? Ya ben izlediğim haberlerden, takip ettiğim haberlerden pek de bu şeyi hani almışlar gibi o izlenimi hissetmiyorum. O yüzden de yani 12 sene alan bir koca, karısını öldüren bir koca veya sevgilisini öldüren bir adam ben hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben hatırlamıyorum. Eğer varsa lütfen söyleyin. Şimdi tabii bunun şöyle bir sorunlu yanı var. Zaten herkes onu söylüyor. Şimdi bundan sonra bir hanım sokakta şey yapıldığı takdirde, darp edildiği takdirde buna kim yardım edecek? Burada iş ciddi bir şekilde kavgaya dönüşürse karşısındaki kişiyi öldürdüğü takdirde 12 sene ceza almış birisi varken kim artık bir hanıma ciddi şekilde yardım etmeyi göze alacaktır? Ben çok şey değilim yani.
emin değilim. Bunu göze alacak kişi sayısı biraz düşecektir. Bu kötü bir yani örnek oluyor. Bunu bilmiyorum. Belki de mahkemenin bunu göz önüne alması gerekirdi. Yani tabii ki yasalar uygulanmalı ama yasaları sonuçta yorumlayan insan ve buradan doğacak sonucun nasıl bir getirisi olacağı ile ilgili de bir düşünce oluşturularak belki bu karar verilmeliydi. Şimdi tabii burada şöyle bir şey de yapılmış olabilir, düşünce de oluşturulmuş olabilir. Ya biz şimdi bu adamın cezasını hani az verirsek işte yardım ettiği ile ilgili. Ondan sonra herkes biraz sesini yükselten bir adama yanında eşine, sevgilisine kalkıp tekme tokat girer. İşte daha büyük kaos oluşur diye hani düşünmüş olabilir mahkeme. Yani bir de bu yanı var. Şimdi oradaki tabii gerekçeli kararı yazan kişilerin ne düşündüğünü, hakimlerin ne düşündüğünü biz bilemeyiz. Ama yani şu anda açıkçası kamu vicdanı biraz yaralanmış gibi gözüküyor. Hayırlısı inşallah. Zaten bir üst mahkemeye başvuracaklarmış. Tabii o öldürülen kişinin annesi de işte ben hakkımı helal etmiyorum filan gibilerden konuşmuş ama yani teyzeciğim hiçbir kimseye, hiçbir erkeğe yanındaki eşini, çocuğunu dövme hakkı verilmiyor. O yüzden yani keşke daha iyi bir evlat yetiştirilmiş olsaydınız. Bu durum eğer sokakta kalkıp da darp etmeseydi yanındaki hanımı hiç yaşanmayacaktı. Ateşin çıktığı yer belli yani. Durup dururken bu kişi gelip de birisine musallat olup öldürmüş değil. Neyse, velhasıl böyle bir üst mahkemede görüşeceklermiş bununla ilgili durumu. Başvuracaklarmış daha doğrusu. Başvurduktan sonra ne olur artık izlemeye devam edeceğiz. Başka ne var? Yani Ermenistan Azerbaycan'a hala saldırmaya devam ediyor. Üstelik de ateşkes ilan etmiş vaziyetteler. Ya enteresan ya bu gerçekten şey yapmaya çalışıyor Ermenistan. Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına saldırmasını sağlamaya çalışıyor. Çünkü Rusya ile bir anlaşmaları varmış ve bu anlaşmada eğer Ermenistan topraklarına bir saldırı gerçekleşirse bu durumda Rusya buradaki şeye müdahil oluyor. Yani Rusya zaten bir açıklama yapmış. Biz demiş Azerbaycan topraklarında şu anda gerçekleşen savaş bizim hani buna şey yapmaya dahil olmaya yapılan anlaşmaya göre şeyimiz yok, hakkımız yok. Ve öyle bir durum oluşturmaya çalışıyor. Direkt olarak sivilleri hedef alacak şekilde sanıyorum Scud füzeleriyle yani 300 kilometreye kadar menzili mi var, daha mı fazla bilmiyorum. Yani bu silahlarla ilgili çok bilgim yok. Bunlarla ilgili bir iki şey okudum ama yani balistik füze diyorlar. O füzenin etkisi hani askeri hedeflere atılsa anlaşılabilir. Savaştalar askeri hedefleri hani vurmak için kullanılabilir ama adam kalkıyor şehrin göbeğine Gence'de atıyor. Yani bu kalleşlik zaten savaş suçudur. Bence de savaş suçu. Bunun savaş suçu olduğunu pek çok ağız söylüyor. Tabii Ermenistan yanlıları bunu söylemekten kaçınıyorlar. Yani bunun bir yanla alakası yok. Eğer Azerbaycan kalkıp da Ermenistan'ın sivil yerleşim merkezine füze atmış olsaydı onun için de biz bunu söylerdik. Yanlış yanlıştır. Bunu zaten ayıramadığımız için çoğunlukla bu şekilde bir dünyada yaşıyoruz.
doğru olanı adil şekilde söyleyebilsek problem yaşamayacağız. Neyse. En son da mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurmuş gene füzeyle. Yok pardon, bu sefer topçu atışıyla. Yani Ermenistan zaten dışarıdaki kişilerin, yani dışarıda bulunan, kendini Ermeni hisseden ya da Ermenistan'ın yapmış olduğu şeylerde, politikalarda kendine pay çıkarabileceğini düşünen kişiler tarafından desteklenen bir devlet. Yani kendi başına ayakta durabilen bir ekonomisi sağlam, normal bir devlet değil. Neredeyse hani Muz Cumhuriyeti gibi bir yer. Kim ne derse, Rusya bir tarafa çekiyor, o tarafa. Fransa bir tarafa çekiyor, o tarafa. Bir de enteresan bir şey var. O da Minsk grubu diye bir grup var. Bunlar efendim Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki bu Dağlık Karabağ sorununu çözmek için bir araya gelmiş bir grupmuş. İşte içinde Amerika var, Fransa var, Rusya var. Şimdi dünyadaki Ermenistan çok hani ekonomik açıdan bayağı sıkıntılı bir şeydi. Zaten Azerbaycan'la savaş halinde. Bizim sınırlar kapalı. Yukarıdan Gürcistan'la da galiba bir sorun var. Tam bilemiyorum. Aşağıdan İran. Bir de yukarıda işte Rusya'yla komşu. Oradan çok sıkıntılı. Ekonomisi çökük. Çoğu insan Ermenistan'dan göçmüş. Nereye? Amerika Birleşik Devletleri'ne, Rusya'ya ve Fransa'ya. Bu Osmanlı zamanından da gene gidenler var. Osmanlı, bunlar içeride Türkleri o bölgede öldürmeye kalkınca çeteler, Türkler de tabii karşılık verince bunları oradan sürmüş, bindirmiş trenlere. İşte zaten sözde Ermeni soykırımı dedikleri şey, bunları tabii trenlere bindirip gönderiyorsunuz insanları. Burada o şey sırasında mutlaka insanlar ölür. Mümkün değil yani ölmemesi. Tabii burada abartıyorlardı sayıları. İşte oradan tabii kuyruk acıları şu. Hem orada çeteleşmişler, insanları, Türkleri öldürmeye kalkmışlar. Hem de oradan çıkarılıyorlar diye feryat ediyorlar. Yani neyse, bu konu uzar gider. Bunu çok da dillendirmeye gerek yok. İşte bunu kullanmaya çalışan bir grup da var. Velhasıl Minsk grubu Ermenilerin dünya üzerinde en çok bulunduğu 3 ülkenin de içerdiği bir grup. Amerika, Fransa, Rusya. Şimdi buradan Ermenistan'a bir karar çıkar mı? Siz Karabağ lütfen terk edin. Yani tabii ki çıkmayacak. Oyalıyorlar işte. 30 yıldır işgal gerçekleşeli 30 yıl olmuş. Oyalıyorlar. Zaten böyle. Türkiye'ye de aynı şey. Yani bakın, Arapları zaten ele geçirmiş vaziyetteler. Hiçbir sıkıntı yok. Bizim için de bayağı bir uğraşıyorlar. Ama yani boğazımızı sıkabilseler sıkacaklar. Sıkamadıkları için bu kadar büyük tantana çıkıyor. Evet, bizim şeye geliyoruz, nizamiyeye geliyoruz. Her gün bizim güneş şeylimiz ölçülüyor da, ateşlerimiz. Günaydın. Günaydın hocam. Buyurun. Kolay gelsin. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. Evet, girerken her gün bizim ölçümlerimizi yapıyor arkadaşlar. Ve akabinde dedim, geçen sordum, dedim ki hiç dedim burada ateşi yüksek birisi oldu mu, yani böyle hep ölçüyorsunuz, herkes sağlıklı. Aa hocam dedi, ateşi yüksek birisi çıktı. Bu hanım arkadaş değil, başka bir arkadaş vardı. İki kişim galiba. Onlar dedi ateş yüksekti. Ne yaptınız dedim. Kenara çektirdik dedi. Biraz bekledik dedi. İşte o arabanın sıcaklığından yüksekmiş ateşleri. Ya ateşleri düşünce müsaade etmişler. E peki dedim, şey olsa ne olacak? Sağlık kuruluşuna haber vereceğiz diyor. Çankırı tabii hala kırmızılar çok Çankırı'da.
Kırmızı Bölgeler, Hayat Hevesi Ağır uygulamasında baktığınız zaman. Fakat iyiye gidiyor. Yani iyiye gidiyor ama şöyle bir korkumuz var. Dün eşimle de onu konuştuk. Ya şimdi herkes çocuğunu göndermeye başladı. Yani biz hatta şey diye düşündük. Ya yanlış mı yapıyoruz? Hani biz de göndersek mi hani çocuğu diye düşündük. Fakat daha bu hani geçmedi. Şimdi biz göndersek, eğer devam ederse bu hadise sıkıntılı bir hal aldığında bizim evimize de, yani bu şu anda evet kırmızı bölgeler çok, fakat şey konusu o kadar yoğun değil. Hani biz çevremizde hissetsek de çok dibimize kadar bu hastalık girmedi. Bilmiyorum yani, pek göndermek istemiyoruz bu dönem ama belki bir dahaki dönem gönderebiliriz. Neyse, evet, kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.